Covid-19 gerçekten bütün insanlık için bir şey oldu, şok oldu. Kitaplardan, filmlerden gördüğümüz gibi olmadığını çok çabuk kavradık. Tabii salgınlar olabilir, dünyada olmuştur. Belli bir şekilde biter. Türkiye'de bunun önlemleri belki daha doğru alınabilir deyip çok fazla endişe duymadık, korkmadık. Hem hasta olma, hem hasta etme, hem yalnızlaşma korkusu bizi psikolojik yönden çok zorladı diye düşünüyorum. Ama hiçbir korkum olmadı açıkçası, öleceğim veya kimseyi kaybedeceğim diye. Ama herkesi ikaz ettim. Yanıma yaklaştırmadım. Aynı şekilde aileme de yaklaştırmadım. Biraz panik oldum açıkçası. Büyük bir korku. Birçok yeni sözcükler geldi yaşamımıza. Covid-19 deniliyor, pandemi deniliyor, maske deniliyor, virüs deniliyor, el yıkama deniliyor, steril olmak deniliyor. Bu sözcükler önce bir panik yarattı tabii ki hepimizin yaşamında. Büyük bir bilgi kirliliği vardı ortada ve bilgiler havalarda uçuşuyordu. İnsan olarak endişe duyduk. Ölecek miyiz? Biz de hasta olur muyuz? İnsanlara bulaştırır mıyız? 3-4 ay gerçekten çok korktuk. Tabii ki ölüm kötü bir şey. Onun için yani hani bu hastalıktan korktum. Tartışmalı bir konu. Nedir tartışmalı olan? İnsanları içeriye mi kapatalım, işte böyle bahçelere mi çıkaralım? Çünkü o kapalı ortamda bulaşıyor. Yaftalanmak gibi bir duyguya kapıldık. 65 yaş üstüne kapatması bir iş değil. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim buradan başka hiçbir yerde yok. Fakat düşünebiliyor musunuz? Bugünden yarına bir gün içerisinde evde 100 adım bile atamıyorsunuz. Eve kapandık kaldık. Dışarı çıkamadık. Özgürlüğümüz kısıtlandı bir anlamda. Geçiş dönemlerini yaşayan bir kuşağız. Bizden öncekilerin yaşadığı sıkıntıları yaşayan bir kuşağız. Yani nerede nasıl davranılacağını zannederim bayağı hepimiz çok 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 iyi biliyorduk. Ben eşimi kaybettikten sonra her ay buradan İstanbul aktarmalı Kayseri'ye gidip onu ziyaret ediyorum. Ancak onu gidip ziyaret edince huzur buluyorum. Fakat düşünün, birinci ay geçti, ikinci ay geçti, üçüncü ay geçti. Ben eşime gidemiyorum. Hele ki belli bir yaşın üstündeki insanların mutlaka hareket etmesi, mutlaka sosyal aktivitelerini yerine getirmesi, psikolojik sağlığını, ruh sağlığını, fiziksel sağlığını koruması açısından çok önemliydi. Ve ben bu kadar katı bir kısıtlamanın doğru olmadığına inanıyorum. ...2020 yılı Ekim ayında pandemi koşullarının gerektirdiği şekilde çevrimiçi olarak Zoom programı üstünden yüz yüze eğitime başladık. Yaşlılara baktığımız zaman çok güzel geldi fikir, ancak bunu yaşlılar nasıl yapacak diye düşündüm. Acaba Zoom kullanabilecekler mi, kullanamayacaklar mı? İlk önce korkuyorlar çünkü bu yeni bir yöntem, yeni bir öğrenme yöntemi. Çünkü onlar hala ya cep telefonu olmadığı zaman belki, ama şu anda cep telefonundan Zoom programına katılacaklar mı, katılamayacaklar mı? Belki programdan çekilmek isteyecekler diye düşüncelerim oldu açıkçası. Çok teknolojiyle ilgim yoktu hocam. Bir gördük ki yani bir kullandılar, iki kullandılar derken hemen alışıverdiler. Ama yöneticilerimiz bu konuda o kadar özverili davrandılar ki, onların yaşları genç olduğu için evden çıkamayan arkadaşların evlerine giderek Zoom'u indirmesini, kullanmasını, her şeyi anlattılar. Ben daha öncesinde Zoom eğitimi almamıştım. Önce hocalarımız, koordinatörlere, koordinatörlerimiz öğretmenlerimize ve öğrencilerimize öğrettiler. Bunu acaba yaşlılar nasıl yapacak? Acaba yapabilecekler mi, yapamayacaklar mı? Ve beni koordinatörlerden daha çok yaşlılar şaşırttı. Açıktık bilgiye, adapte olduk kolaylıkla. Bilgisayar kullanımına hakimdim. İşte Zoom programını falan hani hallettim. Tabii ilk seferlerde hani acemiliğim oldu. Yeni bir kazanç oldu benim için. Büyük bir hevesle bu işe atıldığını, iyi ki online oldu, iyi ki işte telefon kullanıyoruz deyip büyük bir hevesle başlayıp öğrenme hevesinin çok yüksek olduğunu gördüm ve şaşkınlıkla seyrettim onları. Bu gerçekten bir keşif. Kendi kendimize bu evin içerisinde oturup düşünmektense bizi aldı, götürdü, eğitimleriyle yine bilgilendirdi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnsan kafasının, yüreğinin buluştuğu kişilerle
mesafeler dolayısıyla görüşemiyor ama ben sorularıyla, katkılarıyla orada bazı insanları fark ettim. Şimdi bir defa arada ekran olması lafı bence yanlış. Biz hiç ekranı görmüyorduk ki. Biz birebir görüşüyorduk arkadaşlarımızla. Kimse onun ekran olduğunu bile düşünmüyor. Sanki bir aradaymışız gibi keyif alarak. Hiçbirimiz kalkıp da günlük kıyafetimizle gidip Zoom'a girmedik. Süslendik, tarandık. Hatta Derya Hocam'ın kulakları çınlasın. Parfüm konusu ondan çıktı. Parfümümüzü bile sıkıyorduk. Kokumuz sanki birbirimize gidecekmiş gibi. Dolayısıyla yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Ve şuna emin olduk, artık öğrencilerle de bağlantı provaları yapınca dedik ki her öğrenci sesini açıp kapamayı, soru sormayı, programı açmayı, kapamayı öğrendiğine göre biz programımıza başlayabiliriz dedik ve bu şekilde başlamış olduk. ...576-871-28. Bir pencere açıldı. Kapı açıldı. Pencerelerden insanlar çıktı. 1-2-3-4-5 yazdık. Parolaları hızlı geçti. Merhabalaştık. Sonra öyle güzel konuklar geldi ki. Hadi dedi kalkın, hareket edin. Pilates, dans. Adını yeni duyduğum... Burada öğrendiğim Qigong, Tai Chi Qigong. Beceri dersinde çok yetenekli arkadaşlarımız, ne cevherler çıktı ortaya. Kültür sanat derslerinde ufkumuz genişledi. Sağlık bilimleri dersleri bize yaşadığımız süreçte yapmamız gerekenleri yeniden hatırlattı. Birbirinden değerli ne kadar çok güzel insan geldi bizimle. Buluştu. Bu süreç gerçekten bir aydınlanma süreci gibi geldi. Gerçekten öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha anladım. Artı gerçekten Tazelenme Üniversitesi bizim yaş grubunun bence her ihtiyacını istemesek de verdi.